Hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Nece zamandır, necedir yapmak istediğim bir şarkı videosu var. Düşler Sokağı şarkısı. Kimin söylediğini söyleyeceğime karar veremedim. O yüzden biraz bocaladım. Feridun Düzalt söyledi. Asıl tabii Hüsnü Arıkan'dan sevdik bu şarkıyı. Çok tatlı bir şarkı. Ritmi de çok tatlı. 2-4'lük ritimle çalınıyor. Ki bundan bir önceki videomda, gitar videomda 2-4'lük ritmi ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Fakat burada da ufacık bir giriş yapacağım. İlk defa mesela bu videoyu görenler için. Diyorum ve çok fazla gevezelik etmeden dersimize başlıyorum. Şimdi ritmi çok hızlı anlatmak zorundayım. Çünkü ayrıca bir video çektim. Ritim 2-4'lük ritim. Ankara, Ankara, Ankara. Tartımı unutmayın. Neden? Çünkü ritmimizi bu tartımın içine oturtacağız. Ritmimiz 3 vuruş. Birinci vuruşumuz büyük bir şekilde in. İkinci vuruşumuz küçük bir şekilde in. Üçüncü vuruşumuz da küçük bir şekilde çık. Tamam mı? Yani ritmin geneli şu şekilde. EM ile gösteriyorum. 3, daha doğrusu 1, 2, son 2. İn, in, çık. Daha hızlı olacak. Yani şöyle 3-4. 3-4 dememem gerekiyor. 2-4'lük ritim olduğu için 1-2 demem gerekiyor. Hep kafam karışıyor. 1-2. Duyuyor musunuz? Ankara, Ankara. İn, in, çık, in, in, çık, in, in, çık. Şimdi bu bitti. Bir de bunun havalı versiyonu var. İn, kes, çık, in, kes, çık. Yine aynı. Ankara'yı yapacağız. Sadece konuşmadan yapayım. 3-4. Yani ikinci vuruş in değil de kes olacak. İn, kes, çık. İn, kes, çık. Tabii bu biraz daha hızlı olacak. Yani şöyle. Diye sözlere başlayacaktım nerede. Dediğim gibi ayrıntılı videoya bakıp daha iyi anlayabilirsiniz. Ondan sonra bu videoya gelebilirsiniz dedikten sonra hadi bakalım dersimize başlayalım tekrar. Şarkı güzel, ritim güzel, akorlar güzel. Sadece iki akor kullanacağız. EM, DM yani re minör. Gerçekten bu iki akorla denedim. Bazı sitelerde fa majör, la minör de var ama gerçekten kulağa hiç tırmalamıyor. Sadece EM, DM. Şimdi arada ben in, in, çık, in, in, çık yaparım. Arada in, kes, çık, in, kes, çık yapabilirim. Biliyorsunuz beni bu kesmeli ritimlere dayanamıyorum. Diyoruz ve artık gerçekten bu sefer başlıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi EM, DM, EM, DM. Sizin burada akor geçişinden ziyade tartımın üzerinde şarkı söylemeyi iyice oturtmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz tartım, yani daha doğrusu ritim tek başına çok rahat çalınabiliyor. Akor geçişleri olabiliyor ama bu şarkı söyleme birazcık zorlayabiliyor. O yüzden önce onu oturtun, tamam mı? Bu şarkıyı açın, şarkının üstüne ritmi atın veya biri sizin için söylesin. Önce size önerim ritmi biraz hızlı çalın. 4 tane EM, 4 tane DM yapayım. Bu da şarkı egzersizi olsun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tekrar. Bu kadar. Bu egzersizden sonra sözlere geçin. Şimdi ilk iki cümleyi çalışmaya başlayalım. Ben kuşlardan da küçüktüm. Bir gece vakti bölümüne kadar EM. Sonra vakti dinin sondaki di hecesini re minöre geçeceksiniz. Sonra aşk tuttu elimden be nimde. Nimde EM'ye mi minöre geçeceksiniz. Artık gitar çalıyorum, söylüyorum diyebiliyorsanız ritim sayılarını lütfen düşünmeyin. Nerede, hangi hecede şey değişiyor, akor değişiyor? Orada artık geçiş yapın, tamam mı? Ben bir 4 tane EM ritim atıyorum. Hem tona giriyorum, hem bir intro oluyor, hem kendimi hazırlıyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ben kuşlardan da küçüktüm. Bu ton bana bir tık pes geliyor. Ben normalde kendim çalıp söylerken kapo kullanıyorum. Sizler kendinize uygun tonu bulabilirsiniz veya sizler de kapo kullanabilirsiniz. Hadi bakalım ilk iki cümleyle başlayalım. Son 2. 2.
fark ettiniz mi? 4 tane ritim attıktan sonra nerede söze girdim? Birinci vuruştan sonra. Bakın oraya dikkat edin. Sadece giriş kısmına dikkat edin diye girişi çalıyorum. Gene 4 ritim atacağım. 5. ritmin kaçıncı vuruşunda sözlere girdim? 1, 2, 3. Ben kuşlar dedim. Nerede sözlere girdim? İnde değil, küçük inde. Değil mi? İkinci vuruşta yani. Şimdi geçtiğim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Oradayım. Gene D'ye kadar mi minör. Sonra ceplerimde hacı yatmaz bölümüne kadar re minör, D mi. Sonra la derken E mi zaten. Tamam. Sonra orada duracağız. Nakaratı yapacağız. Geçtiğim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Ritimle bitiriyorum. Sonra nakarata gireceğim. Yağmur yağsa. Burası işte bana pes geliyor. Hatta bakın hemen kapağımı takayım da dinleyin. Parçanın bütününü bozuyorum ama bakın bu bana çok rahat geliyor. Ben kuşlardan da küçüktüm. Bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Devam ediyorum. Bu tonu ben çok seviyorum bu arada. Sonra şarkımızın bütünü bozulmasın. Tamam mı? Nereden başladıysak oradan devam edelim. Şimdi nakarattayım. Yağmur yağsa derken sağda ben ritim atmaya başlıyorum. Ama ben şunu yapmak istiyorum. Bu ilk iki cümleyi bir de bu kesmeli ritimle çalmak istiyorum. Tamam mı? Bununla. Hazır mısınız? Bir, iki, son, iki. Kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Nasıl oluyor, çok tatlı değil mi? Ben bayılıyorum. Hadi diğer bölümü de söyleyeyim. Geçtiğim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Bu arada bu şarkının tamamını Instagram adresimde çalıp söylüyorum arkadaşlar. Genelde her bu YouTube videosundan sonra Instagram'a da o çektiğim ders videosunun şarkısını baştan sona çalıyorum. Biliyorsunuz YouTube'da tamamen çalıp söyleyemiyoruz. Nakarata geleceğim. Bir yudum su içeyim. Arkadaşlar su boğazıma kaçtı. Emeği vurduktan sonra şöyle yapıyorum. Sesim bozuk olmuş olabilir çünkü bayağı bir öksürük krizine girdim. Şimdi nakarata geldik. Nakaratta uzun bir eğmeye çalışacağız. Ta ki body parmağı ma. Orada DM'ye geçiyoruz. Ağlardım. Orada da DM. Bir başıma. Tamam. Yağmur yağsa. Devam edebilirsiniz. Orada DM. Sonra sevdadandır. Orada da uzun bir EM tekrar. Şu an sayısını gerçekten hesaplayamıyorum. Yani hesaplasak bir 16-20 bile olabilir. Sevdadandır. Hep EM. Aldırma, aldırma. Şimdi Eme, gel yanıma. Görüyor musunuz nasıl ses? Sevdadandır deli annem, aldırma. Aldırma, gel yanıma. Geldi. Eme'ye geçiyoruz. Burada işte dediğim gibi ben kapo kullanıyorum. Çünkü buranın kaposuz bir oktav üstü çok tizden geliyor. Bu da tam benim tonum oluyor. Yağmur. Orayı geçtik. Sevdadandır.
devam ediyor. Bu şekilde dediğim gibi kentonunuzu bulabilirsiniz. Budur arkadaşlar. İkinci bölüm de aynı. Bence çok tatlı bir şarkı. Herkesin çalması gerekiyor bence. Umarım bunu ilerleyen zamanlarda flütüyle de seslendireceğim. Öyle. E-M-D-M. Ay, çok uzattım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.